Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bir Arapça mantık dersimizde tekrar buluştuğumuz için Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Bugün mantık dersimizde son derece önemli bir mevzuyu, bir konuyu konuşacağız. Bu ele alacağım konunun bazı yönlerini İngilizce mantık dersimizdeki konuyla da ilişkilendireceğim İngilizce metni okurken. Onun için daha önce de söylediğim gibi mümkün olduğunca sizden istirhamım, İngilizce bilmiyor olsanız bile dersi Türkçe yaptığım için İngilizce mantık derslerimi, Arapça bilmiyor olsanız bile Arapça mantık derslerini izlemenizi de fayda olur diye düşünüyorum. Konu önemli ve biraz uzun süreceği için müsaadenizle hemen ekran paylaşımı yapıp dersimize başlamak istiyorum. Evet. Bugüne kadar yapmış olduğumuz giriş derslerinden sonra artık müellif birinci bölüme geldi. El-Babul Evvel. Mebahithul Elfaz, lafızlar üzerinden, lafızlara bağlı olarak ele alacağımız konuları bundan sonra işleyecek. Tabii şimdi bizim bu konuya direkt girmeden, henüz daha başlık üzerinden epeyce bir konuşma yapmamız gerekecek. Daha önceki rehberlik derslerimin içinde var olan dil üzerine yaptığım konuşmayı bir kere daha dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü konu lafız ve dille doğrudan alakalı. Burada iki tane önemli sözcüğümüz var. Mebahis sözcüğümüz bu birlikte bir konu değil. Konular, alt başlıklar olduğunu ima eder. Yani ele alacağımız konular var. Tek bir konudan oluşmuyor. Konular söz konusu. Bu çizgiyi biraz inceltme imkanımız var mı acaba diye bakacağım. Evet. İncelttim. Evet. Konulardan söz edeceğiz. Bir de elfaz, lafızlardan söz edeceğiz. Evet. Lafızlardan söz edeceğiz. Peki konumuz lafızlar. Hemen altında da delalet bahsine geçecek müellif ve delaletten söz edeceğiz. Ve asıl konumuz da bu. Ama önce şu lafızı bir anlamamız gerekiyor. Ne demek lafız? Sonra delalete inelim, sonra da detaylarını görelim. Lafız Arapçada her zaman İşte ağzımızdan çıkan bir söze karşılık olarak kullanılır. Fakat kelimenin anlamı bir şey çıkarıp atmaktır. Dolayısıyla lafz denmesi ses ile birlikte ağzımızdan dışarıya efendim bir şeyler vücut bularak çıkması demektir. Mesela nefes vermek lafız değildir. Dediğimizde nefes veriyoruz. Bu lafız değildir. Ama ah dediğimizde, oh dediğimizde birazdan göreceğiz. Bunlar lafızdır. Demek ki lafız dediğimiz şey, lafaza yelfizu lafza dışarıya attığımız. Dikkat ediyorsunuz. Dışarı çıkardığımız demektir. Onun için Arapça felsefe ve mantık kaynaklarımızı okuduğumuzda ileride daha ileri metinleri, bunların üzerinde daha detaylı duracağız. Her lafız dediğimizde, lafız mutlaka hariçte olana, yani dışarıda olana işarette bulunur. Lafız her zaman hariçte olan demektir. Ve hariçte olan her zaman bir nesne, bir obje, karşılık gelir ve bu nesne ve objelerden daha önce tasavvur ve tasdikat üzerinden konuştuğumuzda bunlar her zaman bir mıstak, bir masadaktır.
Yani bir lafız hariçte dışarıda bir objeye, bir nesneye, bir masadaka, bir mıstaka göndermede bulunur. Ve lafız tanımına uygun olduğunda ağzımızdan çıkan her şey bu yazmış olduklarımla ilişkilenmek zorundadır. Bunlarla ilişkilendiğinde bu ilişki doğrudan olarak bizi beraberinde doğrudan olarak anlama götürür. Buradaki yazılanların hepsi bir anlamdır. Bir anlam ifade eder. Mıstak bir anlamdır, masadak bir anlamdır, nesne, obje, hariçte olan her şey bir anlamdır. Lafızla onlara işaret ettiğimizde lafız doğrudan doğruya şu lafız bir gösterge olarak, bir gösterge, bir gösteren olarak her zaman bir anlama, bir manaya işaret eder. Ve bu anlam ve mana her zaman hariçte olan bir şeydir. Peki tasavvuri olmaz mı? Olur. Onu da göreceğiz birazdan. Ama dışarıya çıktığında, lafz olduğunda, harici bir nesne ve objeyle ilişkili olduğunda ve ona göndermede bulunduğunda, bir mıstak, bir masadaka tekabül ettiğinde bir anlamada tekabül eder. Onun için 19. yüzyıl itibariyle analitik felsefenin, dil felsefesinin en önemli meselesi gösterge, gösterge bilimdir ve gösterge son derece önemlidir. Lafzın böyle bir manaya delalet etmesi, gösteren olması son derece önemlidir. Peki bizim hem dil bilimcilerimiz, yani Arap dili edebiyatıyla meşgul olan dil bilimcilerimiz, hem mantıkçılarımız, lafzın mana ile olan ilişkisini, lafız anlam ilişkisini ifade ederken, lafız dilciler bunu el-lafzu lafzı dallun alel ma'na gayru dallin alel ma'na olarak ne yaparlar? Ayrıştırırlar. Dilciler için. Mantıkçılar bunun sadece birinci versiyonu bununla ilgilenir. İkinciyle ilgilenmez. Ama dilciler ikinciyle de ilgilenir. Onu dil bahsinde konuşmuştum. Dolayısıyla konumuza girerken daha lafız üzerinden, lafzın manaya delaletinden söz ediyoruz. Bakın, dallun. El-lafzu dallun alel-ma'na. Bir manayı gösteren, bir manaya işarette bulunan, bir mana ile irtibatı olan lafızdan söz ediyoruz. Ağzımızdan çıktığında bir anlamla beraber, bir anlamı da beraberinde getiren, bir anlamın doğuşuna vesile olan ve kendisiyle birlikte o anlamı gösteren bir göstergeden söz ediyoruz. Dallun alel mana. Dolayısıyla lafız bir daldir. O halde şimdi hemen işaretleyelim ve birazdan delalet bahsine geçeceğiz. Ağzımızdan çıkan ve bir anlamı, bir mıstak ve masadakı gösteren her şey bir gösterendir, bir daldir. Onun için müellif mebahisul elfazın hemen altında delalet bahsine girdi. Önce delaleti, sonra lafzın çeşitlerini vesairesini ele alacak. Dolayısıyla delalet son derece önemlidir. Peki şimdi tam da burada, madem ki lafzın delaletle bir ilişkisi var ve madem ki biz burada efendim ciddi manada bir delaletle ilgileniyoruz, lafzın bir dal olduğunu, bir gösteren olduğunu söyledik. Hemen bunu şöyle bir kere daha yazalım. Lafız bir gösterendir. Gösterenin Arapçası neydi? Aşağıda bahsimizin adı da budur. Gösterenimiz ne? Eddallu. Eddallu. Yani delalet eden, gösterendir. Peki madem ki bir gösterenden söz ediyoruz lafız olarak, o zaman dikkat buyurunuz. Bu gösterenin
bir gösterdiği olmalıdır. Ona birazdan okuyacağız. El medlul diyoruz. Yani kendisine işaret olunan, muşarun ileyh, kendisine işarette bulunulan, kendisi gösterilen medluldür. O halde gösterenin varlığı medlul içindir. Buraya dikkat edelim. Farklı renklerle yazıyorum. Affedersiniz. Aklınızda kalıcı olsun diye. Dal gösteren bir medlulu gösterdiğinde medlul el maksut maksuttur. Yani hedefimizdir. Peki maksut nedir? El mana manadır. Peki mana nedir? Yukarıda gördüğümüz gibi mıstaktır, masadaktır, objedir, nesnedir vesairedir. Demek ki her dal olan bir maksuda, bir manaya işarette bulunur. Onu gösterir. İşte dal olanın medlule yapmış olduğu bu gösterimine sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, bu dal olanın medlul olan ile ilişkisine eddelale, eddelaletu, delalet denir. Delalet bahsi, işaret demektir. Delalet bahsi, işaret demektir. Bu üçlü kavram zorunludur. Üçlü kavram zorunludur. Bunu Türkçe olarak yazalım. Türkçe olarak ifade edelim bu konuyu. Bir, gösteren olacak. İki, altına Arapçalarını yazacağım. Gösterilen olacak. Üç, gösterim olacak. İşte bunları bu şekilde ifade ettiğimizde hemen altlarına yazalım. Gösteren eddallu. Gösterilen elmedlul. Gösterim eddelaletu. Şimdi biz farkına varalım ya da varmayalım. Ağzımızdan herhangi bir sözcük çıktığında bu üç unsur birden tahakkuk eder. Ağaç dediğimizde, taş dediğimizde veya herhangi bir şey söylediğimizde onun üçü birden tahakkuk eder. Dolayısıyla delalet bahsi dediğimizde bir gösterenin bir gösterilene, anlamlı olan bir gösterilene işaretinden söz ediyoruz demektir. Ve bu doğrudan olarak lafızla ilgili bir şeydir. Ve şimdi burada tam da önemli bir hususa daha müsaadenizle dikkatinizi çekmek istiyorum. Metni okumaya geçmeden önce. Çünkü bunları konuştuğumuzda metni daha rahat, daha iyi konuşarak okuyabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi madem ki biz bir gösterenin yani dalin bir gösterilene olan ilişkisinden ve bir de delaletinden söz ediyoruz. O halde şimdi bunu biraz açalım. Bunu biraz daha netleştirelim. Bunu biraz daha netleştirelim. Delalet dediğimiz bu bir sıfattır. Birazdan göreceğiz. Bu bir sıfattır. Bir gösterimdir. Bunu her zaman yapan akıldır. El aklu bunu akıl yapar. Bu akli bir şeydir delalet. Delalet akli bir şeydir. Dolayısıyla akıl delalet yoluyla yani gösterimde bulunarak ne yapar? Bir mevcuttan, buraya dikkat edelim lütfen. Bir mevcuttan, bir var olandan hareket eder, intikal eder. Bu intikal ez-zihnidir. Yani akli bir intikalde bulunur. Diğer bir mevcuda. Arapça yazalım. El-mevcud, el-ahar. Bir başka mevcuda intikal eder zihin.
bir var olandan diğer bir var olana intikal eder. İşte böyle yaptığında, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, böyle yaptığında delalet gerçekleşmiş olur. Akıl delaleti gerçekleştirmiş olur. Ne yapar? Bir mevcuttan hareket ederek diğer bir mevcuda gider. O halde delalet bahsi dediğimizde şunu çok 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 iyi aklınızda tutmanız gerekiyor. Zira ileride felsefe ve kelam metinleri okuduğumuzda bu hazırlık derslerimizin bizim için ne kadar önemli olduğunu orada daha net olarak göreceğiz. Dolayısıyla lütfen dikkat buyurunuz. Delalet bahsi aklın bir var olandan yine bir var olana intikalidir. Mesela bir var olandan var olmayana, ella mevcuda intikal etmez. Bir var olmayan çıkarılmaz vardan. Bu çok önemli. Neden bunun üzerinde duruyor? Çünkü bizim kelam geleneğimizin en önemli problemi bu. Cabiri okumalarında da üzerinde duracağız felsefi olarak. Bu son derece önemli bir husus sevgili arkadaşlar. Mesela bizim kelam geleneğinde varlık şahit görülmüş. Varlık şahittir. Yani mevcuttur. Bununla gaybe intikal edilmiş. Gayip çıkarılmaya çalışılmış. Olmaz. Mantıklı olarak olmaz. Mevcuttan gayip çıkmaz. Mevcut gaybe işarette bulunmaz. Onun için dikkat buyurunuz. Eddelale bir işarettir. İşaret her zaman var olandan var olana gerçekleşir. Var olmayana gerçekleşmez. Onun için delalet bahsinde birazdan konuyu işlerken de göreceğimiz üzere zihnin ve aklın rolünü çok iyi görmemiz lazım. Zihin, akıl nasıl bir rol oynuyor? Orada neleri dikkate alıyor? Nasıl mesela el aklu ne yapıyor? Yentakilu minel mevcud ilel mevcud. Akıl var olandan yine bir var olana intikal ediyor. Ve bir çıkarımda bulunuyor. Ve bu çıkarım var olanlar arasındadır. Şimdi birazdan okuyacağımız metne ve onun üzerinde duracağımız hususlara işaret etmesi bakımından ve konuyu daha sağlıklı anlamamızı mümkün kılması bakımından şu boşlukta bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Akıl istidlalde bulunurken, yani bir delalet görevini üstlenirken, bir işarette bulunurken, bu daha önceki tecrübi tüme varımı kullanır. Bunun için İngilizce mantık dersimi de mutlaka dinleyin dedim. Çünkü tüme varım, tüm dengeliğimi konuşacağım İngilizce mantık dersinde. Tüme varımı kullanır. Akıl kendisinde tecrübi olarak a posteriori tüme varım. Bunu a posteriori demiştik daha önce biliyorsunuz. A posteriori tecrübelerinden oluşan bir tüme varım bilgisi var aklın. Tüme varım bir birikime sahip akıl. İşte akıl bu birikimi kullanarak bu tüme varımdan elde ettiği bir bilgiye sahip bilgi. Şimdi bu bilgi, buraya dikkat edin lütfen. Bu bilgi akıl için tüme varımla hasıl olmuş olan toplam bir genel bilgidir. Genel bir bilgi, genel bir kabuldür. İşte bu genel kabulü kullanır, şimdi buradan bir sonuca gider. Yani medlule ulaşır. Gösterilmek istenene ulaşır, bir sonuca ulaşır. İşte bu sonuca ulaşmaya tümden gelim diyoruz. Tümden gelim yapmış olur. Aslında kendisinde var olan bir bilgiyi ona intikal ettirmiş olur, ona uygulamış olur. Bu çok derece önemli bir şeydir. Hem mantık açısından hem fıkıh usulü açısından, kelam usulü açısından, Cabiri derslerimizde de
İleride okuyacağımız klasik fıkıh usulü metinlerinde de, kelam metinlerinde de bunları göreceğiz, konuşacağız. Detaylı bir biçimde bu ön bilgilerin zihinlerimizde netleşmesi gerekiyor. Eğer böyle bir netleşme hasıl olmazsa bu okumuş olduğumuz metinleri sadece ibare okumuş olmak için okumuş oluruz. Biz ibare okumuyoruz. Yani ben bu dersleri size Arapça ibareniz gelişsin diye okutmuyorum. Yani bu dersleri biz ileri düzey derslere bir hazırlık olsun diye yapıyoruz ve bu ileri düzey üç tane alana yöneleceğiz inşallah ileride. Birincisi felsefe, ikincisi fıkıh usulü, üçüncüsü kelamdır. İleri kelam metinleri, fıkıh usulü ve felsefe metinlerini okuyabilmemiz için bu temel bilgilere vakıf olmak zorunludur. Şimdi tam da burada müsaadenizle o zaman meseleye geçelim. Delalet bahsine geçelim. Eddelaletu, delalet konusunu konuşalım. Bu hazırlıktan sonra umarım inşallah burada okuyacağımız konuları daha sağlıklı olarak anlamış olacağız. Peki o zaman hemen eddelaletu bahsu delale, yani delalet konusu neydi? Gösterendi. Gösterge. Bir gösterenden söz ediyoruz. Tarifu delale. Gösteren ne demektir? Göstermek ne demek? Bunun tarifini yapacak. Tarifu delale. Bir tanım yapacak. Ve şimdi bu tanımı nasıl yaptığına dikkat edelim. Nasıl bir tanım yapmaya çalıştığına dikkat edelim. Diyor ki: İza semita tarkate babik. Kapınızın vurulduğunu işittiniz. Şimdi buraya dikkat edelim. Bunları farklı renklerle işaretlememe izin ver lütfen. Şimdi burası kapının vurulması. Buraya ses yazalım. Çünkü biraz önce konuştuklarımızla ilişkilendireceğiz bunu. Ses. Kapı vurulduğunda biz ne işitiriz? Sestir. Şimdi burada, şimdi bu gösteren ne oldu? Ses oldu. Bu ses bize bir şey gösterecek. Kapıyı tık tık vurduk. Bu ses bize bir şey gösterecek. Şimdi bunu şemalandıracağım birazdan sayfanın boşluklarına. Dolayısıyla biz bir ses duyduk. Şimdi ses duyar duymaz, bakın ses duyar duymaz. Yentakilu zihnuke, aklınız, zihin burada akıl biliyorsunuz. Aklınız hemen intikal etti. Bu kapının tıklamasından hareketle akıl intikal etti. La şekke, kesinlikse, yani hiç şüphesiz. Bu la şek tekittir. Yani zihin otomatik olarak bunu yapar. Yani zihin böyle bir şeyi kendiliğinden yapar. Otomatik olarak yapar. Nereye intikal etti zihnimiz? Zihin nereye intikal etti? İlâ enne şahsen alel bâb yed'ûke. Bakın nereye intikal etmiş? Bir kişi varmış kapımızda, bize sesleniyor, yani bizi çağırıyormuş, ya da kapıya gel ya da kapıyı aç diyor. Bize bir davetiyede bulunuyor. Şimdi dikkat edin lütfen. Kapımızda birisi var. Kapıyı tıklıyor ve bize çağırdığını, kapıyı aç dediğini zihin otomatik olarak buna bir intikalde bulunuyor. Şimdi burada birkaç önemli husus olduğu için birkaç önemli kelimenin işaretlenmesi gerekiyor. İntikal, diğeri şahıs sözcüğü. Efendim, bu kelimelerin bize neyi söylemeye çalıştığını netleştirmemiz lazım. Peki netleştirelim. Zihin intikal ediyor dedik bakın. Zihin hemen intikal ediyor. Yentakilu min şeyden intikal edilir. Yentakilu zihnuna, dikkat buyurunuz. Minel istikra. Neden zihnimiz intikal ediyor? Bir şeyden hareket etmesi lazım. Akıl bir şeyi kullanması gerekir.
Hemen üşenmeyelim, yukarı çıkalım. Buraya tekrar döneceğim. Tüme varımımız, tümden gelime dönüşecek. Elimizde bir tüme varımımız var. Zihin intikal ediyor. Neden intikal ediyor? Çünkü zihin, akıl daha önce yüzlerce, binlerce kez tecrübe edinmiş ki kapı tık tık yaptığında orada kapıda bir şahıs var. Bakın bir mevcut. Bir şahıs var. Bu onun tecrübelerinden, bakın istikra ile sahip olduğu tecrübelerinden intikal ediyor. Yantakilul akıl minel istikra. İstikradan hareket ediyor. Niye binlerce kez tecrübe etmiş ki kapı tık tık yaptığında ondan efendim birisi kapıyı açmamızı söylüyor. Ha başka ihtimaller olamaz mı? Olabilir. Ama aklın kapının tıklamasından, hele birkaç kez tıklamasından, aklın daha önceki istikrai olarak, tecrübi olarak birikimi akla bir done, bir intikal imkanı sağlıyor. Şimdi buradaki şu intikal sözcüğünün üzerinde durmamız lazım. Çünkü bunu çok iyi anlamadan yolumuza devam edemeyiz. Demek ki akıl intikal edecek. Yentakilul akl. Akıl hareket edecek. Nereden? Bir birikimden. Birikim. Bir ön bilgiden. Ön bilgiden hareket edecek. Böyle bir ön bilgi olmadan şöyle düşünelim. Bir kültür düşünelim ki hiç kapı tıklatılmıyor. İçeridekine haber vermek için kapının hiç tıklatılmadığı bir kültür düşünelim. O kültür mensubunun aklında böyle bir birikimin, ön bilginin olmadığını düşünelim. Bu akıl kapının tıklamasından dışarıda birisinin olduğuna intikal edemez. Onun için zihnimiz hiç kuşkusuz kapıda birisinin olduğuna intikal edebilmesi için bu zihnin bir ön bilgiye sahip olması lazım. İşte bizim Cabiri derslerinde el aklul mukevven dediğimiz, oluşturulmuş akıl dediğimiz de tam budur. Bir ön bilgi, istikrai bir bilginin oluşması lazım. İşte bu bilgi akla diyecek ki, bak bir ses duydun, ses duydun. Bu ses ne? Kapının tıklaması. İnsan sesi falan değil. Kapı tıklıyor. Kapının tık tık sesini duyuyoruz. Bir ses duydun. Bu sesle ilgili tecrübi bilgin ne? Dışarıda birisi seni kapıyı açmaya çağırıyor. Görüşmek istiyor. Kapıyı aç diyor sana. Ön bilgin bu. Bu ön bilgiden hareket ederek gidip kapıyı açacaksın. Ama bu ön bilgi sana ne sağlıyor? Kapıda biri var, bir şahıs var bilgisini sağlıyor. Zihnimiz böyle bir ön bilgiden hareket ederek kapıyı tıklatanın birisi olduğunu düşünüyor. Dikkat ediniz. Şimdi ses bir mevcut mudur? Var mıdır? Evet. Bir nesne midir? Obje midir? Evet. Peki neye delalet ediyor? Neye zihnimizde, neye intikal etmesine vesile oluyor? Zihnimizin neye ulaşmasına vesile oluyor? Kapıda bir şahsın olduğuna. Bakın, el intikal minel mevcut ilel mevcut. Var olandan var olana bir intikal. Dolayısıyla son derece önemli bir hususun üzerinde duruyoruz. Gerek aklın intikali nereden başlattığını, neye dayandığını, gerekse intikalin neden neye intikal olduğunu ifade etmek bakımından bu cümle son derece önemli bir cümleydi. O halde demek ki ve izâ semi'te tarkate bâbike yentakilu zihnuk, zihnin harekete geçer. Neden? Minel istikra, minel ma'lum levvel. Önceki bilgimizden hareket ederek ila enne şahsen alel babi yed'uk. Dışarıda bir adamın size seslendiğinden seslendiği bilgisine,
seslendiğine geçer. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ اِلَّا Bu şundan başka bir şey değildir bu durum. لِأَنَّ هَذِهِ الطَّرْقَ Bu tıklama, kapının tık tık yapması ne yapar? كَشَفَتْ عَنْ وُجُودِ شَخْصٍ يَدْعُوكَ Sana seslenen, seni çağıran, sana seslenen, seni çağıran bir şahsın, bakın, vücut, var oluşuna, varlığına dair neyi keşfeder, bakın, keşfeden açığa çıkarır, açık eder. Kapının tıklamadığından önce kapıda bir kimsenin olduğunu varsayamayız. Şimdi benim kapımda birinin olduğunu nasıl varsayabilirim? Ama kapı tıklarsa bu tık sesi neyi açık eder? Bir şeyi keşfeder. Keşefe an yapar. Açığa çıkarır. Neyi? Vücudu şeyin, vücudu şahsın, bir zatın varlığını ortaya çıkarır. Demek ki buradaki zihnin intikali, delalet, bizim için önceden henüz var olmayan bir şeyin var olduğu sonucuna bizi götürecek. Burada da önemli bir şey var. Nedir o? Delalet eden ile delalet edilen arasındaki farklılık. Sesten şahsa geçiyoruz. Ses ne? Kapının sesi, tık tık sesi. Oradan bir şahsın varlığına intikal ediyoruz. Bunlar ileride okuyacağımız metinler için ve birazdan okuyacağımız metnin kendisi için bize lazım olacak son derece önemli hususlar çünkü. Müellif diyor ki henüz daha tanıma gelmedi, tanım yapacak. Ama önce tanımdan evvel bize bazı şeyleri anlatmak istiyorum. وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ İstersen şöyle de diyebilirsin bu durumu. Sana anlatmaya çalıştığım bu durumu. Şöyle de ifade edebilirsin. اِنَّهَا Yani buradaki ha tam da geldiği için oraya bağlayalım hemen. Bu اِنَّ تَرْقَتَ Kapıyı tıklatma. دَلَّتْ عَلَى وُجُودِهِ Bu da şahsa. Racidir. Neye delil oluyor, neye gösterge oluyor? Kapıda bir zatın varlığına delil oluyor. İzen o halde tarkatul bab kapının tıklaması delun bir göstergedir. Bunu hatta farklı renkte yapabilirdik şöyle. İki yapalım. Evet, bir göstergedir. Kapının sesi, kapı sesi, kapının tıklaması bir göstergedir. Bakın, ve vücudu şahs eddai, bakın, bize seslenen, kapıyı açmamızı isteyen dâi, yed'uke diyordu ya, bu şahs, bize kapı tıklamayla davetiye gönderen, bizimle görüşmek isteyen, kapıya çıkmamızı isteyen şahıs nedir? Medludur. Yani kapının sesinin gösterdiği el-medlul, el-maksuddur. Adam kapıya niye vuruyor? Adamın kastı ne? Kapıya vuranın kastı? Birazdan şema yapacağım, bu cümleyi bitirelim. Üzerinde duracağız. Kastı ne? Kendisinin dışarıda olduğunu içeridekine bildirmek. Bunun için neyi kullandı? Sesi, kapının tıklamasını. Bunu kullandı. Ses. Peki, içerideki bu sesi duydu mu? Evet. İçerideki neyi kullandı? Aynı kapının tıklama sesini. Nereye intikal etti? Dışarıdaki zata. El maksuda, el anaya. Şimdi bunu üşenmeden müsaadenizle resmetmem gerekiyor. Çok önemli bir konu çünkü.
Evet, sevgili öğrencilerim, şimdi şurada bir kapımız var. Şurada bir muhterem var. Şu eli, şu da tık tık yapan eli. Tık tık yapsın. Evet, bu şahıs. Bu tık tık ne? Ses. Şurada içeride de, şurada bir sandalye var. Burada da şöyle bir muhterem oturuyor olsun. Bu ses onun kulağına gitti, işitti. Buraya dikkat edelim lütfen. Delaletin ikili ilişkisine dikkatinizi çekeceğim. Yani delalet konusunun delalet. Göstergenin ikili ilişkisi. Bu son derece önemli bir konu çünkü. Şimdi bu zat, şahıs kapıyı tıklatıyor mu? Evet. Şimdi bu zatın aklında daha önce binlerce kez tecrübe etmiş ki kapıyı tıklarsa içerideki duyuyor ve kapıyı açıyor mu? Evet. Bunun için kapıyı tık 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 vuruyor. Ve bu kapıyı tıklattığında bu kapıyı tıklatmanın bir anlamının olduğunu biliyor. Anlamı var. Bu anlam ne? Delalet. Yani kapıyı tıklatmanın bir delalet olduğunu, bir işaret olduğunu biliyor. Ve bunun içinde kapıyı tıklatmak bir delalettir. Ses. Çünkü kapıyı tıklatarak ben dışarıdayım diyor. Demek ki bu medlul ya. Bu medlul ya kimin için medlul? İçerideki oturan için medlul. Peki bunun medlulü kim? Bu da bunun medlulü. Dışarıdakinin medlulü de bu. Ona duyurmak istiyor. Kapıyı tık tık vuruyor. Diyor ki benim amacım ey içeride oturan dışarıda olduğumu bil. Dolayısıyla ses öyle bir delalet ki şu ses öyle bir delalet ki hem dışarıdaki şahsın içeridekine mesajını iletmek hem içerideki şahsın dışarıda birinin olduğunu anlamasını sağlamak bakımından ikili bir diyalektik delalete sahiptir bu ses. Bu zat da içeriden bu sesi işitince ha dışarıda biri var galiba çıkarımını yapıyor. Niye? O da binlerce kez işitmiş ki kapı tıklayınca genelde dışarıda biri oluyor. Gidip şu kapıya bir bakayım diyor. Demek ki bu şema bize gösteriyor ki delalet dediğimiz şey son derece önemli bir husustur ve bunun bize neyi hasıl ettiğini bir gösterenimiz var, bir gösterilen var, gösterenimiz var, gösterilen var. İşte bu sıfat yani şu dal sıfatı hadihi sıfa elleti öyle bir sıfat ki hasallet littarka kapının tıklanmasıyla gerçekleşen bu sıfat delaletin bir göstergedir. Delalet dediğin şey budur. Demek ki delalet neymiş? Bir gösterenin bir gösterileni göstermeyi gerçekleştirmesidir. Bir sıfattır. O da delalettir. Şimdi şu ibareyi de okuyalım. Tanımla beraber üzerinde ihtiyacı olduğunda biraz daha duralım. Ve hakeza böylece kullu şeyin izâ alimte bi vücudihi. Varlığından haberdar olduğun, varlığını bildiğin her şey bakın فَيَنْتَقِلُ زِهْنُكَ مِنْهُ Aklımız neden hareket ediyormuş? Varlığını bildiğimiz şeyden. Buna ne dedik az önce? İstikrar. Ön bilgi. Elimizde bir ön bilgi var. Akıl bundan intikal ediyor. Neye? اِلَى وُجُودُ شَيْءٍ آخَر Başka bir şeyin vücuduna. Bakın
Bir vücuttan vardan yine bir vara intikal ediyor. Vardan bir vara intikal ediyor. Mesela şuraya çıkmama lütfen izin verin. Bu ders çok önemsediğim bir ders. İyi anlaşılmasını istiyorum. Mesela bu kapıya geldi ki kimse yok. Ha, çok şükür ya. Bugün de kapımı melek çaldı. Sonucunu çıkarabilir mi? Hayır. Neden? Ön belleğinde böyle bir melek çalma birikimi, istikrası yok çünkü. Melek kapımı çalmaz. Cin çalmaz mı hocam? Cin de çalmaz. Şeytan o zaten hiç çalmasın belli onu. Evet. Bakın mevcuda intikal. فَيَنْتَقِلُ زِهْنُكَ مِنْهُ yani مِنَ الْمَعْلُومِ اِلَى وُجُودِ شَيْءٍ اَخَرِ başka bir şeyin varlığına. İşte biz buna nüsemmihi bu işleme. Aklın kendinde var olan bir bilgiden var olandan bir başka var olana intikaline dâlen diyoruz diyor. Biz buna dâl ismi veriyoruz. وَنُسَمِّي اَشْشَيْءَ الْآخَرِ diğer şeye yani gösterilen şeye ne ad veriyoruz? Medlulen, medlul ad veriyoruz. وَهَذِهَ الصِّفَ اَلَّتِي حَسَلَتْ لَهُ bakın bu medlul için. Medlul için gerçekleşen bu sıfata da delaletün delalet diyoruz. Üç tane kavramımız oldu. Bir, iki, üç. Bunların ilişkisinden söz etmiştim. Müellif bize gayet güzel bir biçimde delaleti tanımlamak istedi. Delaleti tanımlamak istedi. Ve bunun içinde bu ilgili açıklamaları yaptı. Bu açıklamaları yaptıktan sonra şimdi tanım yapacak. Aslında konu neydi? Tarifu delaleydi. Delaleti bize tanımlayacaktı. Şimdi yeni tanımlayacak. Diyor ki ve yattazihu min zalike böylece açığa çıkmış oldu ki inne delale delalet hiye kevnu şey'i bihaletin şey bir var olanın bir var olma durumudur. Hal durumdur. Bir var olma durumudur. Bir şeyin bir var olma durumudur. İza alimte bi vücudihi onun varlığını bildiğinde yani bizde istikrai olarak bir malum olarak bir ön varlık bilgisi var. Önceden var olduğunu bildiğimiz bir şey, bir durumdur. İntakale zihnul insan, insanın zihni, aklı intikal eder. Bu var olandan ila vücudi şeyin ahar, başka bir şeyin varlığına intikal eder. Deminden beri anlattığım şeydi. Aklın vardan var olana intikaline delalet diyoruz. Şimdi buraya son derece önemli bazı notları da yazalım. Evet. Delalet bir bilgi edinme yoludur. Delalet bize bir bilgi sağlar. Ama bu bilgiyi nasıl sağlar? Var olan bilgiden hareketle. Var olan bilgi. Biz var olan bir bilgiden yeni bir bilgiye ulaşırız. Yeni bir bilgi. Peki bu yeni bir bilgiye neyle ulaşırız? Bakın neyle ulaşırız? Delaletle. Bir şeyin gösteren olmasıyla,
delaletle ulaşırız. Bu yeni bilgi nedir? Medlul'dür. Yani yeni kazandığımız bilgi medlul'dür, maksuttur. İşte bunu kazanmamıza imkan sağlayan efendim vasıtaya, sıfata ya da araca delalet diyoruz. Evet efendim. Şimdi çok daha önemli bir noktaya geldik. Buradan devam edeceğiz. Ve fakat yine bu konularla ilgili münhasıran söylemem gereken bazı hususlar var. Onları söylemem gerekecek. Aksamu delale. Şu ana kadar delaletin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Delalet neydi? Gösteren ne demekti? Neyi gösteriyordu? Nasıl gösteriyordu? Bunları gördük. Şimdi delaletin çeşitlerini göreceğiz. Birkaç çeşit delalet olduğundan söz edeceğiz. Fakat bizim bu kitabımız doğal olarak değerli izleyenler, şöyle biraz daha boş yer arıyorum. Şurası boş gibi duruyor. Buraya işaretleyelim. Aksamut delale diye. Delaletin kısımları. Birinci düzey mantıka giriş ders kitabı olduğu için bu. Bazı hususları muhtemelen daha ileriki bahislere saklayarak biraz muhtasar konuları ele almış. Ama bu konular işlendiğinde genel olarak mantıkçı seleflerimizin adeti şu size arz etmeye çalıştığım bilgileri de vermektir. Çünkü bu bilgiler
Delalet bahsi ve delaletin kısımları söz konusu olduğunda mutlaka verilmelidir ve üzerinde durulmalıdır. Örneğin, delaletin kısımları dediğimizde bu üç kısımdan oluşur. Birincisi akli delalet, ikincisi tab'i delalet, yani tabiat, fıtrat yani. Üçüncüsü vaz'i delalet. Bu da dildir. Akıl, fıtrat ve dil. Bunları üzerinde duracağız birazdan. Fakat müellif sadece vaz'i olana dile geldiğinde lafzi ve gayri lafzi diye ayırmış. Lafzi olan ve lafzi olmayan vaz'i delaletten söz etmiş de tabii olanın, akli olanın da lafzi ve gayri lafzi olduğuna dikkat çekmemiş. Bunların hepsinin lafzi ve gayri lafzi yönleri vardır. Dolayısıyla birazdan aşağıda metni okurken de göreceğimiz üzere üç delalet yönü vardır. İstikra olarak mantıkçıların bulduğu üç tanedir. Dördüncüsü efendim mevcut teknolojik şeyleri de buna ilave ederek belki yeni şeyler söylenebilir ama genel olarak üç tane temel delalet yolu söz konusudur. Bunlardan birisi aklidir. Buraya dikkat edelim. Aklidir. Akıl yani sırf tasavvuri olarak, akli olarak bir şeyden efendim ne yapar? Bir istidlalde bulunur. Örneğin mesela ses duydu. Bakın tık tık. Şimdi bu bir lafız mıdır? Evet. Ses bakın. Buradan akıl bir kapıdaki şahsa gitti mi? Kapıda şahıs var diye. Evet. Bakın bu bir akli intikaldir işte. Dumanı gördü. Efendim ateş var dedi mi? İşte çıkarımlarda İngilizce mantık derslerinde işledik. Evet. Bakın lafzi ses var. Ama mesela yerde iz var. İz var. Baktı bu iz insan izi dedi. Tavşan izi dedi. Kuş izi dedi. Bakın. İz eserden. Yerde sadece bir işaret var. Lafız var mı? Hayır. İşaret var. Gayri lafzi bakın. Biri lafzi, ses var, birinde yok. Gayri lafzidir bu da. Zihin bundan intikal ediyor. Şimdi birazdan göreceğiz mesela lafzi olan fıtratımızda mesela canımız yandığında ah deriz mesela. Yine bir acı duyduğumuzda ah deriz değil mi? Ya da usandığım zaman üf deriz. Bunlar lafızdır. Ama hasta olup canımız yandığımızda benzimiz sararabilir. Bakın benzi sararmışlık gayri lafzı bakın. Mahcup olacağımız bir durum olduğunda yüzümüz kızarır. Mahcubiyeti gösterir. Bakın gayri lafzıdır. Sadece lafzı gayri lafzı olmak dilde değil. Mesela işte kitap, kalem, kuş, lafız bakın. Ama trafik işaretleri, reklam panoları, müzik notaları bunlar da bir dildir. Anlatıyor. Gayri lafzidir. Bakın lafzi ve gayri lafzi ayrımı kitabımız burayı biraz muhtasar geçtiği için burada ifade etmeye çalıştım. Hem akli delalet, hem tabi delalet, hem vaz'i delalette üçüncü de lafzi ve gayri lafzi mevzu var. Fakat ben asıl bu şemayı size bunun için çizmedim. Yani bir manada bunun için de çizdim ama asıl şunu görmeniz için çizdim. Şimdi dikkat edin lütfen. Şimdi akli delalet diyoruz.
tabi yani fıtri delalet, bir de dilsel delaletimiz var. Fıtri delalet, dilsel delalet ve akli delalet var. İyi de, buraya lütfen dikkat et buyurun. İyi de, ah diyen bir kimsenin canının yandığını, ah diyen bir kimsenin keza bir acı hissettiğini, elem içinde olduğunu, üf diyenin canını sıkıldığını, usandığını da aklen çıkarmıyor muyuz? Evet. Sararmış yüzü sararan bir kimsenin ya da kızaran bir kimsenin mahcup olduğunu ya da hasta olduğunu da yine aklen çıkarmıyor muyuz? Evet. Keza dilin vaziyliğinde kitaptan, şundan bundan, kalemin şunun bunun anlaşılmasında aklın rolü yok mu? Elbette var. E ne oldu o zaman? Niye akli ayrı, tabii ve vaziyi olarak ayırdık bunları? Son derece önemli. Az önce konuşmuş olduğumuz konuların anlaşılmasında ve dikkatinizi çekmeye çalıştığım mevzuları kavramanızda bu üzerinde durduğumuz son derece önem arz ediyor. Şimdi dikkat buyurunuz. Demeye çalıştım ki akıl bir şeyden hareket eder. Az önce metinde de okuduk. Yentakilu minhu, bir malumdan, bir bilgiden hareket eder. O zaman bu üçünü birbirinden şimdi ayırt edelim. Çok net bir biçimde zihninizde ayrışmasını istiyorum. Birincisinde akıl akıldan, akıl akli olandan hareket eder. İkincisinde yine akıl, bakın, fıtrattan hareket eder. Üçüncüsünde akıl dilden hareket eder. Evet. Bu üç ayrım, üçünü de akıl gerçekleştiriyor. Delaletten medlule üçüne de akıl diyor ama niye üçe ayırmış mantıkçılar bunu? Aklın neden hareket ederek böyle bir şey yaptığını göstermek. Birincide akıl yine akıldan, akli olandan, ikincisi de fıtrattan, üçüncüsü de dilden. Ve tabii şunlar akli olanın özellikle felsefeyle doğrudan ilişkisi olanı, şu ikinci tabii olanda kültürden kültüre farklılık arz ettiği için mazbut değil, kültürden kültüre farklılık arz eder. Bir kültürde başka bir manaya gelebilir. Yüz kızarmasına farklı anlam yüklenebilir. Onun için mantıklar vaz'i delaletle ilgilenir. Biz de onun üzerinde duracağız. Vaz'i delaletin üzerinde duracağız. Çünkü vaz'i delalet bizim için önemli bir delalettir. Tekrar aşağıya gidelim. Çok önemli. Evet. Aksam-ı delaleye geldik. Aksam-ı delaleden devam edelim. Evet. Tabii değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, dersler biraz uzun oluyor, fark ediyorum. Daha kısa da olabilir belki ama biraz şöyle düşünüyorum. Bu dersleri canlı yapmadığımız için benim için belki biraz daha zor olabilir. Siz ara vererek, durdurarak, başka işlerinizi görerek de dinleyebilirsiniz. Konu bütünlüğünü bozmamak için ele aldığım bir konuyu bütünlüğü içinde siz değerli izleyenlerime ve öğrencilerime sunabilmek amacıyla bunu esas alıyorum. Biraz uzadığımda beni inşallah hoş göreceğinizi umuyorum. Evet. Aksam-ı delale. Delalet kısımları. Kısmen konuştuk. Şimdi ibareyi biraz daha rahat okuyabiliriz. La şekke enne intikale zihni şeyin ila şey. Bakın, hiç kuşkusuz ki aklın intikali. Neden? Min şeyin ila şey. Bakın, yukarıda da niye üçe ayırıyoruz? Hepsi de akıl dedik ya. Bir şeyden diğerine. Akıl çünkü bir mevcut olandan, var olandan hareket edecek. İla şey. Zihnin bir şeyden diğer şeye intikali la yekune bila sebep. Şimdi de burada sözcük önemli. Onu kare içine alalım ve duracağız.
Sebep olmaksızın olmaz. Şimdi bir sebepten bahsedeceğiz. Burada çok önemli kavramlar konuşacağız. Birincisi sebep. Ne demek? Konuşacağız. Ve şimdi de sebeple ilgili bir şey söyleyecek. Diyor ki ve leyse sebebu illa, bakın sebep neymiş? İlla rusuhel alaka beyne şey'eyni fi zihni. Bu ibare çok önemli. Şu rusuhul alaka çok daha önemli. Evet. Rusuhul alaka. Rusuh uyum, ilişki, münasebet. Alaka gibi, alakanın uyumluluğu, ilişkinin sabitliği, derinliği, önemi, öneminden başka bir şey değildir. Bu sebep dediğimiz şey neymiş? Sebep rusuhul alakaymış. O zaman rusuhul alaka iki şeyin akılda, zihinde uyumu. Birazdan konuşacağız. Bir anlamda zorunlu ilişkisini, dikotomik bir ilişkiden söz edeceğiz. Uyumu, lüzumu dur diyor sebep. Demek ki bir şeyden bir şeye intikal, zihin durup dururken intikal etmiyor. Bir intikal sebebi lazım. Bakın aklın intikalinin sebebi var. Bir sebep bağlamında akıl intikal ediyor. Peki bu sebep nedir? Rusuhul alakadır. Derin bir ilişkidir. Gerekli bir ilişkidir. Lüzumlu bir ilişkidir. Uyumlu bir ilişkidir. Ne arasında? Zihindeki mutasavver, aklındaki iki şey arasında. Aklın iki şey arasında kurduğu bir ilişkiden bahsediyoruz. Ve hâzihil alâka ez-zihniye, bakın akli ilişki, aklın kurduğu bu akli ilişki, alaka, iki şey arasında kurduğu şey, eydan lehâ sebep, bakın. Aynı şekilde bu efendim akli ilişkinin bir sebep olduğunu söylüyor. Akli ilişki bir sebeptir. Ve sebebuha, bu akli ilişkinin sebep olması nedir? El ilmu, bir bilgidir. Neyle elde edilen bilgidir? Bil mulazemeti beyne şey'eyni harice zihni. Bu alakayı zihniyenin, aklın iki şey arasında kurduğu ilişki bağlamında, aklın iki şey arasında kurduğu ilişki bağlamında bu rusuhul alaka derin, gerekli, lüzumlu ve uyumlu, uyumsuz, alakasız değil, ilişki neymiş? Bir bilgidir. Farklı bir renkle renklendirelim. Bir bilgi elde edilmektir. Bir bilgi edinmektir. Bu bilgiyi neyle elde ediyoruz? Bir mülazene, karşılıklı birbirini gerektirmeyle. Beyne şey'eyn, bakın iki şey arasında. Yani A ile B arasında bir telazum var. Telazum. Yani dikotomi bir durum var. Birbirlerini gerektiriyor. A dediğin zaman B'yi, B dediğimiz zaman A'yı gerektiriyor. Az önce kapıyı çalan ve içerideki ilişkisini göstermeye çalıştığım o sesin bu dışarıda ve içerideki kişi arasındaki karşılıklı birbirlerini gerektiren telazumda olduğu gibi. İki şey arasında bir mülazemet var. Bir gereklilik var. Biri diğerini gerektiriyor, biri diğerini gerekli kılıyor. Ama nerede gerekli kılıyor bunu? Harice zihni, burası önemli. Olgusal, nesnel dünyada. Nesnel, olgusal dünyada. Yani masadak, mıstak dediğimiz dıştaki varlıkta onların arasındaki
alakayı zorunlu kılıyor, gerekli kılıyor. İşte birazdan bu sebeplerin değişikliğinin, farklılığının delaletin kısımlarına nasıl yansıdığını anlatacak bize. Demek ki önce delaletin iki şey arasındaki zorunlu bir bağlantıdan, zorunlu bir ilişkiden, rusuhul alakadan bahsetti. Bir gerekli ve zorunlu bir ilişki. Bu iki şeyin birbirini mutlaka gerektirdiğinden ve birbirlerinden ayrılamaz olduğundan bahsetti. Şimdi de diyecek ki ama bu nerede gereklilik? Hariçte. Yani pür tasavvuri değil, hariçte gereklilik, dış dünyada hariçte bir gereklilik. Ve li ihtilafi hazihil mulazeme, işte bu iki şeyin birbirlerini gerektirmesindeki farklılıklar, min kevniha zatiyeten, bakın, zati olmak, zati, buna akli diyecek birazdan, zatta bizde olması, ev tab'iyeten, fıtri olması, tab dedik ya, ev bi vaz'i vaz'in ev ca'li ca'ilin, ya da bir koyucunun, vaz edenin, yani konuşan insan, insan diyelim, dil, vaz da dilsel delalet olacak birazdan. Buna bağlı olmak üzere ne yapıyormuş? Vali ihtilafi hazihi mulazeme min kevniha zatiyeten ev tab'iyeten ev bi vaz'i vaz'in ve ca'li ca'ilin kassemu, kısımlara böldü. Kim? El menat, mantıkçılar. El delalete, delaleti. Kaça? İla aksami selase, üç kısma ayrılmışlar. Bunları farklı renklendirelim. Hatta şöyle yapalım. Farklı bir renkle renklendirmek istiyorum. Zatiye, tabaiye, bakın. Akliye, tabaiye, vazıye. Üç. Üç tane bölüme ayırdı. Biz de yukarıda üç tane bölüme ayırmıştık biliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi birincisine gelelim. Bir, eddelale el akli. Ya ne demek? Umarım anlaşılarak gidiyordur. Çünkü daha önce de bu ibarelerin mefhumuna ilişkin verdiğim ön bilgilerden dolayı anlaşıldığını düşünüyorum. Biraz artık ibareyi daha kolay ve hızlı okuyup anlayacağımızı düşünerek hemen bu üç yönü efendim ele alalım. Yukarıda bunların akli delaletin lafzi ve gayri lafzisine dikkatinizi çekmiştim. Burada artık tekrar vaktinizi almak istemiyorum. Eddelale el akliye. Akli delalet ne demektir? Vahiyye o fî mâ idâ kâne beyneddâli vel meddûl. Kâne beyneddâli vel meddûl. Mulâzemeten zâtiyeten fî vücûdihimel hâriciye. Şimdi bunun altını çizelim. Neymiş? Akli delalet. Gösteren ile gösterilen arasında, bunun ikisi arasında zati bir mülazemet, gereklilik var. Zati. Zatları itibariyle. Zati ne demek? Bunları ileride lafızlar bahsinde ayrıca göreceğiz. Bir şeyin mahiyetiyle ilgili, mahiyetleri hakkında bir gereklilik, bir mülazemet var. Nerede ama? Her ikisinin de fi vücudihimel harici. Bu da son derece önemli. Olgusal, nesnel, olgusal anlamda bunların hariçte, dış dünyada, reelde, realitede varlıkları arasında, zati varlıklar arasında zorunlu bir mülazemet, bir gereklilik vardır. Örneğin zorunlu, akli, zati olanı, akli olmasının sebebini birazdan örnek üzerinde daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bu zati gereklilik, el eser izdir. İz bir harici ve zati bir şey mi? Evet.
Peki bu iz, zorunlu olarak bu izi bırakan bir müessir, izin sahibi insansa, insan izi ise insanı, kuş izi ise kuşu, tavşan izi ise tavşanı, bakın, mülazeme zatiye olarak gerektirir mi? Evet. Peki bu nasıl bir delalet oldu? Akli delalet. Neden? Çünkü bu mülazeme zatiyeyi akıl yapıyor. Biraz önce söylediğimiz aklın kendi tasavvuri olan bilgisinden hareketle. İzin bir iz sahibine delaletine ilişkin akli bir fonksiyon olmasından hareketle bunu çıkarıyor. Daha açık söyleyelim. Eser renklendirelim. Eser deal midir? Evet. İz bir gösterge midir? Evet. Bir şey gösteriyor mu bize? Evet. Neyi gösteriyor? Bu izi bırakan medlülü, müessir bakın. Medlül müdür? Evet. Bunu gösteriyor. Peki bunu neyle gösteriyor? Bunu nasıl yapıyor? Eddelale akliye ile yapıyor. Birincisi. Çünkü, dikkat buyurunuz. Yerdeki bir izin, o izi yerde bırakmaya vesile olan sebepten konuştuk ya, husuktan, alakadan, sebepten. Bu sebep ne olabilir? Fıtri olabilir mi? Tabii hayır. Peki dilsel olabilir mi? Hayır. Ya akli olabilir. Onun için yerdeki iz, bakın, gayri lafzidir aynı zamanda. Bu gayri lafzi bir örnektir. Gayri lafzi bir örnek. Akli delalet. Şimdi gelelim ikincisine. Anlaşılmayan hususlar olduğunda lütfen yorumlara yazın. Ben oradan ihtiyacınız olan hususlara bir sonraki derste temas ederek başladım. Ama anlaşıldığını umut ediyorum. Eğer benim biraz Ramazan gündüz ders yapmak, eğer zihinsel olarak konuları daha açık ve net anlatmama engel olmadıysa, olmuyorsa umarım anlaşılıyordur. İkincisi, eddelale ettab'iyye. Tab'i, tab' fıtrat demektir. Ve hiye fîmâ idâ kânet el mülâzime. Bak burada şimdi bu hangi durumda söz konusu oluyormuş? İki şey arasındaki mülazemet, gereklilik beyne şey'eyn nedir? Mülazemeten tab'iyyeten. Mülazeme-i tab'iyyedir. Yani fıtri gerekliliktir. Doğadan gelen bir şeydir. Yani diyor müellif, ani yaktazîhe, bu mülazemeyi, tabiyeyi gerektiriyor. Ne tab'ul insan, insanın yaratılışı, tabiatımız bunu gerektiriyor. Fıtratımız bunu gerektiriyor. Ve emsile kesire, zalike kesire cidden. Bu konuda çok örnekler var. Birçok örnek verilmiş. Feminha mesela bir tanesi örneklerden şu. İktiza'u tab'in nas, insanların doğalarının, fıtratlarının bir gereğidir. Ne? En yekule ah demek. İndel his bil elem. Acı duyduğunda. Keza yine insanların tabının bir sonucudur. En yekule ah. Ah demesi. İndet teveccüh. Yine bir acı hissettiğinde ah diye ses çıkarması. Bu neymiş? İktiza'u tab'in nas. İnsanların doğalarının, fıtratlarının gereği. Ve en yekule üf. Of demesi. Türkçe'de of diyoruz ya. Of. İnde teessüf. Bakın. Teessüf zamanında ya da teessüf. Türkçeleştiği için artık. Ve tazaccur ezzaç ettazaccur. Sıkıntı, usanma anında, usanmışlığı, bıkmışlığı ifade etmek bakımından öf sesi çıkarmamız. Bunlar
İşte ben yukarıda izah ederken utanınca yüzümün kızarması, hastalandığımızda sararması vesairesi gibi. Tüylerimizin ürpermesi falan gibi ifadeler. Bunlar da eddalale tabaiyedir. Bunları sadece bilgi olsun diye veriyoruz. Cuma mantık bunlarla ilgilenmiyor zaten diyorsun. Mantığın delale tabiyeyle ne işi olur? Evet. Şimdi geldi asıl meseleye. Mantığın ilgilendiği asıl meseleye geldik. Üç. Eddelale vadaiye. Dilsel delalet. İşte biz ilgilendiren de bu. Vehiye fîmâ izâ kânet el mulâzeme beyne şey'eyn. İki şey arasındaki ilgi, alaka olduğunda, ne olduğunda, tenşe'u neş'et ettiğinde, ortaya çıktığında, minet tevâdı vel ıstılâh. Şimdi bu iki kavram üzerinde biraz duralım. Sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, tevâdı, muvâdaa diye kullanıyoruz biz bunları. Muvâdaa. İnsanların bir konuda uzlaşmaları demektir. Istilah ala da öyle. Uzlaşı demek. Uzlaşı. Bir şey üzerine uzlaşmadır. Mesela işte dil konusunda felsefe metinleri okuduğumuzda bunların üzerinde inşallah duracağız. Mesela dil konusunda dil nasıl var oldu, nasıl icat oldu? Muvâdaadır. Değil mi diyor Mutezile'de? Yani insanlar kendi aralarında sesler çıkarırken, onlara anlamlar yüklerken en sonunda böyle diller ortaya çıktı. İşte bu muvada, tevada ve istilah ala bir uzlaşıdır. Ve şimdi biz dilsel delaletin, vaz'i delaletin, vaz etmek, vaz'i delalet, vaz'i el-vaz'i, vaz'i delalet, bu ne demek? Bir şeyi koymaktır, ortaya çıkarmaktır. Bir şey yokken onu var kılmaktır, ortaya çıkarmaktır. İşte bu uzlaşı sonucu ortaya çıkıyor. İnsanların ortak uzlaşmalarının sonucunda ortaya çıkan şeye vaz'i diyoruz. Istilah da odur. Mesela istilah sözcüğünün özel anlamı kavram demektir. Bir bilim dalına mensup ulemanın, bilginlerin o sözcüğe aynı anlamı yüklemelerine, o anlamda uzlaşmalarına ıstılah diyoruz mesela, değil mi? Uzlaşıdır, muvâdaadır. Ne üzerine uzlaşmadır bu? Ne üzerine uzlaşmada tenşe'u ortaya çıkar? Enne vücude ahadihime, o iki şeyden birinin varlığı, yekûnu, bakın, delilen delil olur, ala vücudu sani, ikincisinin varlığına delil olur. Demek ki A ve B diye iki şey var. Delale vaz'iye neymiş? A'nın vücudu, B'nin de vücudunun delili olur. Enne vücuda ahadihima yekunu delilen ala vücudu sani. İkincisinin varlığına delil olur. Mesela kel hudut, çizgiler gibi. Elleti, bu çizgiler ki ustiliha ala en tekune delilen alel elfaz. Onların lafızlar olduğuna delalet etmesi gibi çizgiler. Şimdi benim mesela şu ekranda yaptığım şu tüm çizgiler, tüm yazılarımın hepsi çizgi bunlar, değil mi? Evet. Ama bunların hepsini ben siz de anlıyorsunuz diye yazıyorum ve siz de anlıyorsunuz zaten. Neden? Çünkü uzlaşmışız. Aynı harfleri, aynı kelimeleri, aynı çizgileri kullanıyoruz ve bunlar üzerinde uzlaştığımızda bir lafza, lafız neydi? En başta konuşmuştuk. Bir delalet, bir anlam göstermektir. Bir anlam açık etmektir. İşte aşağıda gelecek lafzı gayri lafzı ayrımında söyleyecek, değil mi? Bir çizgi var. O çizgiyi görünce orada duruyoruz.
Bir çizgi var, oraya araba park edemiyoruz. Değil mi? Ya da notalarımız var elimizde, onu görünce değerine göre kısa ses, orta ses, uzun ses çıkarıyoruz. Neden? Çünkü o çizgilerin, hatların, şekillerin insanlar arasında uzlaşıya dayalı bir anlama delaletleri söz konusu. İşte bunun için buna vaz'i delalet diyoruz. Ne demek vaz'i delalet? İnsanların uzlaşmaları sonucunda bir anlama gelmesi demektir. Peki aksamu delale el vaz'iye. Bu vaz'i delaletin kısımları var. Az önce konuşmuştuk. Hemen onları da okuyalım. Toparlayalım dersimizi. Yorulduğumuzu biliyorum. Ve hazihi delale el vaz'iye tenkasim ila kısmeyn. İkiye ayrılır. Elif. Eddelale lafziye, lafzi delalet. İza kâne dâl el mevdu lafze. Vaz'i delalet, lafız olduğunda, yani söz olduğunda lafzi delalet denir. B, eddelale gayr, bakın, eddelale gayrul lafziye, gayr lafziyedir. Peki, iza kâne dâl el mevdu, üzerinde uzlaşılan, gösteren, gayr lafz, ses olmadığında ne gibi? Kel işara, işaretler, işte trafik işaretleri, vel hudut, yazılar ya da efendim müzik notaları vesaireler gibi. Bunlar da lafzi ve gayr lafzi olmak üzere ayrılıyor. Şimdi eddelale lafziye. Sevgili öğrenciler, İsterseniz şöyle bir bakalım, sanki biraz var gibi duruyor. Ama ben göze alıyorum susamayı ve şekerimin düşmesini. Sizin de bunları inşallah iftardan sonra ağzınıza çıkken çay kahve içerek dinleyeceğinizi düşünerek bu bahsi bitirmek istiyorum. Burada kalsam için el vermedi. Eddelale lafziye. Kolay, bundan sonraları böyle biraz daha rahatça okuyup geçeceğimiz bölümlere geldik. Hemen okuyalım. Eddelale el-lafziye. Tarifuha, tanım yapıyor. Eddelale el-lafziye hiye kevnul lafz. Bakın, bir lafzın, sözün olması. Bir haletin öyle bir durumda olması ki. Yenşe'u, bakın ne yapıyor? Bu lafz doğuyor. Minel ilmi, bir bilgiden neşet ediyor. Yani bu lafız bir bilgiden neşet ediyor. Minel ilmi. Bi sudurihi minel mütekellim. Mütekellimden sadır olmasıyla, yani şimdi benim konuşmam gibi, ben konuşurken çıkardığım seslerde olduğu gibi, efendim, bir bilgiden, mütekellimde var olan bir bilgiden, o bilgi ne? El muada. Uzlaşı bilgisi. Yani ben şimdi bu kelimeleri kullandığımda, bu cümleleri kurduğumda, sizin benim kullandığım kelimelere yüklediğim anlamı anlayacağınız konusunda bir bilgim, bir uzlaşımız olmasa bu cümleleri kurabilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü niye kurayım sizin anlamayacağınız düşündüğümde? Ya da kursam ne olacak beni dinleyen anlamıyorsa? Demek ki bende bu kurduğum cümlelerin ve çıkardığım seslerin beni dinleyenler karşısında bir anlamının, birlikte oluşturduğumuz bir uzlaşı anlamının, bir ıstılahi anlamın bulunduğu konusunda bir bilgim var. Ve bu bilgiye binaen benden sözcükler sadır oluyor. Sözcükleri sadır oluyor benden. İşte bu yenşe'u neyi ortaya çıkarıyor? El ilmu, bir ilmi, bilgiyi. Yenşe'ul ilmu, ilim bu mütekellimin, efendim, kendisinde var olan o uzlaşı bilgisinden bil manel maksudu bihi, kendisiyle bir amacı, bir maksudu, yani el medlul, medlulü gerçekleştirecek olan anlamı taşıyan, bu anlama gelen bir bilgi ortaya çıkar. Demek ki lafz-ı delalet neymiş? Bir sözdür ki mütekellim bu sözü
kendisinde var olan bir uzlaşı bilgisinden hareket ederek çıkarır da bu çıkan söz ile birlikte maksut medlul olanın anlamıyla ilgili bir bilgi ortaya çıkar. Demek ki lafz-ı delalet, örneğin kitap dediğimizde kitap diyen mütekellim, ben kitap dediğimde bunu duyanlar benim bu sözcükle neyi kastettiğimi anlarlar diye düşünerek bu kitap sözcüğünü telaffuz eder ve bu kitap sözcüğü de işte bu manayı maksuda ne yapar? İşaret eder. Bununla bir bilgi, kitapla ilgili bir bilgi ortaya çıkar. Peki bunun kısımları var mı? Evet. Aksamuha. Üç önemli kısmı var. Üç önemli kısmı var. Lafz-ı delaletin üç önemli kısmı var ve bunlar son derece önemli. Sıcağı sıcağına bunların üzerinde durmak istiyorum. Eddelale lafziye ala selaseti aksam. Üç kısma ayrılır. Çok son derece önemli değerli öğrencilerim. Lütfen iyi öğrenelim. Aklımıza da iyi tutalım. Delale mutabıkiye üzerinde duracağım. Tazammuniye üzerinde duracağız. İltizamiye üzerinde duracağız. Demek ki üç tane delaletimiz var. Mutabıkiye, tazammuniye, iltizamiye. Şimdi her birerlerinin üzerinde duracağız. Ve tavvihu zalihke, bu durumun açığa kavuşturulması nedir? Enne lafze, lafız, yani bizden sudur eden sözcük. Bu lafızdan her zaman dalli anlayalım. Dalli, dalli. Çünkü konumuz medlul ya, delalet bahsini işliyoruz. Bakın yedullu. Eddal yedullu. Neye? Alel ma'na, bir anlama üç mertebede delalet eden. İn selaseti evcu mutebayine. Birbirlerinden farklı olan üç yönde anlama delalet eder bir lafız. Yani bir sözcük söylediğimizde, bunu müellif kitap üzerinden verdiği için biz de kitap üzerinden verelim. Mesela kitap dediğimizde bu sözcüğün üç anlama, birbirinden farklı üç anlama geldiğini söyleyeceğiz. El veçhul evvel, birincisi el mutabaka. Kitap sözcüğünün manayı mutabıkı şudur. Kitap dediğimizde mutabık. Mutabık sözcüğü biliyorsunuz uygunluktur. Uygunluktur Türkçesi. Kitap, ama burada ıstılahi, kavramsal, mantıki karşılığını kullanıyoruz. Manayı mutabık diyoruz. Manayı mutabık dediğimizde kitap anlamının bütününü kastederiz. Bütün söz konusudur. Ne eksik ne fazla. Yani ne artı ne eksi. Bütününü kastederiz. Bi en yedulle el lafzu, lafzın delalet etmesiyle gerçekleşir bu mutabık anlam ki neye? Ala temami manahul mevdu' leh. Bakın şu söylediğim. Kitap sözcüğü delalet ediyormuş. Neye? Ala temami mana. Manahu kitap yaz diyelim. Manel kitap, kitap anlamının tamamına. Bel mevdu' leh. Zaten bu kelime, kitap kelimesi bu anlama gelsin diye konuldu. Mevzu'u leh ne? Bir anlama gelmek. Bir anlama gelmek. Hangi anlama gelsin diye o kelime kondu? İşte o anlamın bütününe. Ve yutabikuhu, bu mevdu'u lehtir. Manayı mevdu'u leh. Bu vaz edilen anlama uygun olacak biçimde. Bir sözcük mananın bütününe delalet eder. Ne eksi ne artı. Peki, mesela kedelaleti lafzıl kitab, kitap sözcüğünün delaleti gibi. Kitap sözcüğünün delaletine sözcük. Neye? Ala temami manahu. Kitap sözcüğünün tüm anlamına. Neymiş bu kitap sözcüğünün tüm anlamı? Çünkü biz değerli öğrencileri, sevgili izleyenler, anlam dediğimizde bunun
dahil olan, hariç olan diyoruz. Bunu tanımlar bahsinde de göreceğiz. Yani bir tanımın şartı neydi? Efradını cami, ayarını mani olmalı. Yani anlamın kapsamı, kapsam diyelim, kapsamına giren tüm anlamlar buraya dahil olursa buna ne diyoruz? Duhul, kapsama, cami diyoruz, içermektir. Bakın, bu kitap sözcüğünün manasının tamamına feye duhulu dahil olur. Fihi, bu tamami manaya racı. Onun anlamının bütününe dahil olur. Peki ne dahil olur tam olarak? Cemi'u evrakihi, kitabın tüm sayfaları. Ve ma fihi, bu sayfalarda var olan min nukuş, min beyaniyedir. Her türlü işaret, şekil, çizgi vesaire, resim ne varsa, ve gılaf, kapağı, cildi, bunlara dahildir. Yani bir kitap dediğimizde kapağıyla, cildiyle, üzerinde resmiyle, şekliyle, şemailiyle, yaprakları, sayfalarıyla tümünü kastederiz kitap dediğimizde. İşte buna manayı mutabık ediyor ve tüsemma eddelale hineizin, işte bu durumda bu delalete, bu lafzın anlamın bütününe delaletine, bir lafzın mananın tamamına delaletine el-mutabıkiyye, el-ma'nel-mutabıkiyye denir. Ya da ev et-tatabukiyye, tatabuki mana denir. Yani ister el-ma'nel-mutabıkiyye, el-ma'net-tatabukiyye diyelim, fark etmez, daha farkı beynehuma, aralarında bir fark yok. Dolayısıyla her ikisi de bir lafzın, onu lafız diyelim, kitap mesela, kitap lafzı. Bu kitap lafzın diyelim ki şu kadar anlamı var. Bunun tamamına ne artı ne eksi. Tamamına delalet ettiğinde buna mana mutabıkiye deniyor. لِتَتَابُقِ اللَّفْزُ وَالْمَعْنَى. Lafızla mana örtüştüğünde. Şöyle söyleyeyim. Şu lafız olsun. Aynı şekli üzerine şöyle çizelim. Şu da mana olsun. Aynı. Gerçi tam çizemedik ama neyse. Öyle üst üstüne. Bunları inşallah isimler konusunda yeniden konacağız. Yani iki tane bir lira üst üste koymak gibi olsun. Liranın birisi lafız, diğeri de anlam olsun. Üst üste örtüştüğünü. Ne biri birinden küçük, ne biri birinden fazla. Lafız ile mana eşdeğer bir tam karşıladığında buna işte lafzı delaletten manayı mutabık ediyoruz. El-veç es-sani. Şimdi gelelim ikincisine. Neymiş? El-tadammun. Tadammun ihtiva etmek demektir. Kapsamaktır. Ama bu tamamı değil ama bakın şimdi. Bi en yedülle el lafz, bir lafız gösterir, delalet eder. Ala cüz imanahu, bakın şu hu lafza racı, lafzın bir kısmına. Lafzımız neydi? Kitap. Kitap dediğimizde bu aynı zamanda o kitabın cüz'ünü de kapsar mı? Elbette kapsar. Şimdi şöyle mantık yürütelim. Mantık dersi yapıyoruz çünkü. Şimdi kitap dedik, bu mutabıklı anlam. Lafız mana örtüştü. Bu diyelim ki bunun manası şöyle parçalardan oluşsun. Şimdi kitap bu parçalarının hepsini kapsıyor mu? Evet. Peki bunun hepsini kapsadığında şu da A parçası olsun. A'yı da kapsar mı? Elbette kapsar. Değil mi? Hepsini kapsayan A'yı kapsamaz mı? İşte bu. Onun bir cüz'ünü, bütüne dahil olan bir cüz'ü haydi haydi kapsar. Buna tazammuni anlam diyoruz. Tazammuni anlam. Yani zaten o bütüne dahildir. O bütünün bir parçasını kapsar. Mana el-mavdu'de. Dilde vaz edildiği mananın bir cüz'üne. Ki bu el-dahil zalikel cüz, bu cüz dahildir. Fi dımnihi, onun anlamının içinde, zımnında dahildir. Örneğin, kedelaleti lafz el kitab, yine kitap örneğini verelim diyor. Alel varak, kitap dediğimizde yaprak sayfaya da delalet eder mi? Evet. Kitaptan yaprak ve sayfa anlamında anlayabilir miyiz? Evet. Peki bunu anlarsan, kitap dediğimde ben yaprak anladım, sayfa anladım. Bu nasıl bir anlamı anlamış oluyorum? Tazammuni, terdiği anlam, kapsadığı bir anlamı anlıyorum. Peki yaprağı anlamak kısmi
bir anlamı, evet, cüz'inden bahsediyoruz zaten. Cüz'i bir anlamdan söz ediyoruz. Tazammuni bir anlamdır. Vahdehu. Sadece yaprağı anlarsam o zaman tazammuni olur. Ya da sadece cildini el-gılaf anlarsam aynı şekilde tazammuni olur. Ve sen diyor şayet felev bi'tel kitab, bir kitap satsan yefhemu el-muşteri, senden bu kitabı alan kimse neyi anlar? Kitap aldığında, kitap ne aldı, ne aldın desek, bu aldığın şeyin içine ne dahil? Müşteri, duhul el gılaf fihi, kapak, cilt buna dahildir. Değil mi? Bunu da anlar mı? Cildini de aldığını anlar mı? Elbette. Yapraklarını? Elbette. İşte buna diyor tüsemma hâzihi delâle et-tazammuniyye. Buna ne diyormuşuz? Tazammuniye anlam diyormuşuz. Yani mutabiki anlamın zaten içinde var olan bir kısmi anlama delalet ettirmektir. Mesela İmam Şafii bunu Er-Risale'de biraz dinledik. İmam Şafii Er-Risale'de bunu anlatırken usul okumalarında bunu görüyoruz. Mesela insan dediğimizde tüm insanları kastedebilir miyiz? Evet. Peki bundan muayyen belirli bir insanı kastedebilir miyiz? Muayyen Ali Veli birini, elbette. Peki o diğer insan anlamının içine dahil midir? Evet. Peki insan dediğimizde Ali Veli'nin herhangi bir cüz'ünü, kısmını falan kastedebilir miyiz? Evet. İşte bunlar hem fıkıh usulünde hem kelamda hem felsefede bu mantıkta bunlar neden? Bak vazi delaletin neden önemli? Bunun ayrıntılarına niye giriyoruz? Çünkü bir sözcüğü okuduğumuzda geçtiği yerde manayı mutabıkısıyla mı geçiyor? Manayı tazammunisiyle mi geçiyor? Ya da birazdan göreceğiz. Manayı iltizamisiyle mi geçiyor? Hangi anlamı vereceğiz? Mutabıkı mı, tazammuni mi, iltizami anlamını mı vereceğiz? Bunları belirlemek için gördüğünüz gibi bu dersler ne kadar önemli. Evet. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, bitiriyorum, az kaldı. Sabrınızın da az kaldığını farkındayım. Çok özür dilerim. El-veçhü salis, üçüncü yön, el-iltizam. Manayı iltizam, delale el-iltizam. Yani bi en yedulle el-lafz ala mana, bakın bir manaya delalet ediyor ki bu mana nerede? Yedullul lafz ala mana, bu lafız bir manaya delalet ediyor ki bu mana haricun an ma'nel mavdule. O sözcüğün dilde uzlaşıyla konulduğu anlamın dışındadır. Hariçtir. Yani birazdan vaziyi anlam değil, vaziyi anlam artıdır, dışındadır, hariçtir. Fakat lazimin lehu, o vaz'i anlam içinde gereklidir. Artıdır fakat onunla ilişkilidir. Hariçtir fakat dahil olanlar kadar onunla ilgilidir. Lazimin lehu, lazimun lehu, onun için gereklidir. Yestetbi'uhu, bakın o manayı mevzuya racidir. Vaz'i anlamına tabi olur. Vaz'i anlamına bağlıdır. Nasıl ama? İstitba'ur refik el-lazimil harici min zatihi. O sözcüğün, lafzın hariçteki varlığının ayrılmaz bir refiki, ayrılmaz bir parçası, ayrılmaz bir unsuru olarak o sözcüğün vaz edildiği anlamının yoldaşıdır.
anlamının peşinden gidendir. Anlamıyla birlikte bulunandır. O neredeyse o da onu takip eder. O nerede varsa o anlam da onunla beraberdir. Ondan ayrılmazdır. La yufariku. Ayrılmazdır. İste yestetbi'uhu istitba'u refikil lazmil hariç min zati. O lafzın mesela. Lafzımız neydi? Min zati el kitap. Kitaptı. Biz nerede kitap desek bu lazımi mana o kitabın peşinden ayrılmaz. Onun için eskiler lazımı gayrı müfarik derlerdi. Ayrılmayan lazım yani gereklilik. Mesela şimdi burada kitap dedik de biz kitapta örnek verebiliriz. Burada kedelaletil lafz-ı devat bakın okka mürekkep delaletler. Neye? Alel kalem. Divit. Mürekkep kaleme delalet etmez mi? Evet. Yani nerede mürekkep varsa bir dividimiz, bir kalemimiz de olacak ki kalem mürekkepten ayrılabilir bir şey midir? Mürekkep kalemden ayrılabilir bir şey midir? Hayır. Peki ikisi birbiriyle zati doğrudan hariçte bir birlikleri var mı? Hayır. Kalem başka bir şeydir. Okka divit, mürekkep başka bir şeydir. Kalem ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Bunlar zatlarına birbirlerine hariçte artıdırlar. Ama öyle bir artı ki birbirlerini lazimi olarak gerektirirler. Ve tüsemme hazihi delale el iltizamiye. Yani vaz'i bir anlam yüklenen herhangi bir sözcüğe. Örneğin kitap. Şimdi bir kitap dediğimiz zaman okumak, okunmak, okuyucu gibi lazimi manalar ondan ayrılabilir mi? Okunmayan, okuyucusu olmayan bir kitaptan söz edebilir miyiz? Hayır. İşte lazımi mana onlardan asla ayrılmaz. İnsan dediğimizde akıllı olmak ondan ayrılır bir mana mıdır? Hayır. İnsani diğer özellikleri sayalım. Ondan ayrılır bir özellik midir? Gülmektir. Mesela değil mi? Lazımi mana. Ya da bunları ileride daha farklı boyutlarıyla göreceğiz. Bil kuvve bil fiil olanları ayırarak daha farklı boyutlarda ele alacağız. Dolayısıyla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bir lafzın manayı İltizamiyesi, o vaz edilen mananın kendisine vaz'i olarak dahil olmadığı, ondan hariç olduğu halde ondan ayrılmayan, onunla adeta bitişik, ona yapışık, o neredeyse o da onun peşinde, onunla birlikte var olan ve onunla birlikte var olmaya devam eden, ondan ayrılmayan manaya da manayı iltizam ediyoruz. Bitiriyorum. Bitiyor zaten. Az kaldı. Evet. Birkaç satır kalmış. Şart-ı delalet el-iltizamiye. Delalet-i iltizamiyenin şartı. Bir şartı var bunun diyor. Onu konuşacağız. Bir iltizami delalet nasıl gerçekleşir? Nasıl olur? Şimdi bize bunu anlatacak. Yüştaratu fi hazihi delale iltizami delalete, iltizami göstermeye, göstergeye şu şart koşulur. En yekune telazum, bu telazum daha önce konuştuk. A ile B'nin birbirlerini karşılıklı gerektirmeleriydi. Telazum, gereklilik,
beyne ma'nel lafz, lafzın anlamıyla, ve vel ma'nel hariç, el lazım, harici, lazımi mana arasında, telazümen zihniyen, akli bir gereklilik olmalı. Az önce saydım, mesela kitap dedik, okuyucuyu, okumayı, okunmayı, bunların hepsi akli gerekliliktir. Demek ki iltizami olanda şart koşulurmuş. Neyi? İlişki, alaka, rusuhu, alakadan bahsettik ya, alaka akli olması, zihni olması gerekiyor. Fela yekfi telazüm, bu ilişki fil harici, fakat sadece olgusal, nesne, zahiri, dışarıdan reel olması yeterli olmaz bu ilişkinin. Yani şekilsel, olgusal. Min duni, bakın, min duni rusuhihi fil zihni, akli uygunluk olmaksızın, akli uygun. Akıl uygun görmüyorsa bir şeyi bir şeyin yanına koyarak o onun lazımı olmaz. Akıl onu uygun görmesi. Bu lüzum, gereklilik akli olması lazım. Akıl onu uygun görmesi lazım. Yani akli uygunsuzluk durumunda, akli uygunluk olmaksızın sadece zahirde, dışta bir nesnenin bir nesneyle yan yana durması, ilişkili olması, o şeyin nesnel olarak A ve B'nin, ikisi de nesnel, yan yana olmaları, bunların birbirlerini telazümle, manayı iltizamiyle gerektirdiği anlamına gelmez. Bunların arasındaki ilişkiyi akli olarak kurmamız gerekir diyor. Bu son derece önemli. Pilim de azalmış zaten. Benim de pilim azaldı da biraz. Aynı zamanda bilgisayarımın da pil azalmış. Uyarıyor beni. Hemen bitiriyorum. Ve illa eğer böyle olmazsa, yani zihni akli olmazsa, lema hasale intikalu zihin. Bakın. Delalet bahsinin en başında ne konuştuk? Aklın intikalinden söz ettik. A ile B arasındaki ilişki akli olmazsa akıl nasıl intikal edecek? Lema hasale, hasıl olmaz el intikal ez zihin. Zihni intikal hasıl olmaz. Ve yuştaratu eydan, şu da şart koşulur ki, en yekune telazum vâzıhan beyine. Bakın. İlişki açık, net olmalı. Net. İlişki açık ve net olmalı. Kapalı, gizli değil. Bimâna enne zihne, çünkü akıl, izâ tasavvure mânel lafz, lafzın anlamını düşündüğünde, yentakil, zihin hemen intikal etmeli. İlâ lâzimihi, bu lafzın gerektirdiği anlama zihin otomatik intikal etmeli. Biduni hacetin ila tavast şeyin ahar. Başka herhangi bir şeyin aracı olmasına ihtiyaç duyulmaksızın, başka herhangi bir aracıya ihtiyaç olmaksızın akıl doğrudan direkt ne yapmalı? Bu lazimi manaya intikal etmelidir. Açık ve net olmalı. Yani yorumla, teville lazımi mana olmaz diyor. Bu önemli. Tevil ve yorum ile manayı lazımi tespit edilmez. Vaz'i olması lazım. İşte onun için vaz'i diyoruz. Uzlaşı olması lazım. Peki teville yorumda uzlaşı olur mu? Hayır. Ne kadar önemliydi. Demek ki biduni hacetin ila tavassudi şeyin ahar. Başka bir şeye ihtiyaç olmayacak. El hulasa, çok şükür. Evet, uzunmuş vallahi ders. Ben bu kadar uzun süreceğini sanmıyordum. Beni bağışlayın, hoş gördünüz. İkiye bölerek dinleyin lütfen. Keşke ben de ikiye bölseymişim. Çok acıktım doğrusu. El hulasa, bu benim size bayram ikramım olsun. Nasıl bir ikramsa, yorucu bir ikram. Çaylar sizden, ikram benden. Hulâse, delalet bahsini okuduk sevgili öğrencilerim. Akliye, tabiiye, vaz'iye diye üç ayırdık. Vaz'iyeyi lafziye, gayri lafziye diye iki ayırdık. Lafzi olanı mutabıki, tazammuni, iltizami diye üç ayırdık. Ama biz
sizinle akli olanı da lafsi, gayri lafsi, tabi olanı da lafsi, gayri lafsi diye ayırdık. Evet. Sonra mutabıki, lafız eşittir anlam. Tazammuni, lafız şu işaretlediğim kısım anlam içinde olacak. Şu kadar kısmını kapsayacak. İltizami birbirinden ayrı. Lafız, anlam ayrı. Ama bu ayrılık zihni ve akli gerekliliği, birlikteliği zorunlu kılıyor. Birbirinden her ne kadar ayrı olsalar da ayrılamıyorlar. Böyle olduğu zaman iltizami. Manayı mutabık. İnsan, hayvanun natıka karşılık geldiği için mutabıkı. İnsan dediğimizde tazammuni manasında onun eli, kolu, bacağı vesaire herhangi bir şeyinde kasteder miyiz? Evet. Peki iltizamisinde insan dediğimizde insanın işte gülmesini, bilgili olmasını, yazmasını vesairesi de ondan ayrılır bir şey mi? Hayır. Bunlar da lazımi manasıdır diye örnek verebiliriz. Müellif kitabı verdi. Efendim sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Temrinat size bayram ödevi. Bunlara bakabilirsiniz. Onları atlayacağım çünkü. Alıştırmalar size aittir, bana ait değil. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iki saate yakın, hatta iki saat olmuş. Çok uzun bir dersti. Beni hoş görün lütfen. Affınıza mahcubum. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Tekrar görüşünceye kadar.